Merhaba hanımlar. Bugün sizlerle birlikte közlenmiş kırmızı biber yapacağız ve bunları da sonrasında buzluğumuza atacağız. Şimdi öncelikle ben kırmızı biberlerimi bu şekilde yıkadım. Sonrasında küçük delikler açıyorum ve fırın tepsime yerleştiriyorum. Biberlerinizi seçerken çok yassı değil de düz seçerseniz ya da birbiriyle uyumlu seçerseniz daha çok tepsinin içerisine daha çok biber sığdırabilirsiniz. Bu şekilde. Ben 1 kilo biber aldım. Şimdi bunları Fırına atıyorum. biberlerimi 200 derece fırında yarım saat kadar közledim. Soğumasını bekleyip sonra da soyacağım. Bu şekilde kabuklarından tutup bir bıçak yardımıyla soyuyorum biberlerimi. Şöyle. Zaten açılıyor. Şöyle tutup hemen soyabiliyorsunuz. Ardından çekirdeklerini çıkartacağım. Şöyle hepsini soyuyorum. Şöyle bıçak attığınızda zaten kendiliğinden soyulduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde bütün kabuklarını çıkartıyorum. Şimdi bütün biberlerimi soydum. Şöyle kaplarını çıkartıyorum. İkiye ayırıyorum. Ve içindeki çekirdeklerini de alıyorum. Bu şekilde çekirdeklerini boşaltıyorum. Sonrasında bunları yıkayacağım ve hiç çekirdek kalmayacak içinde. Bu şekilde. Zaten közlendiği için rahatça çıkıyor. Bıçak bile kullanmanıza gerek yok. Şöyle tutup ikiye ayırıyorsunuz. Ve çekirdeklerini de içerisinden alıyoruz hemen. Aynı şekilde. Bütün bu işlemi, bütün biberlerimi uygulayacağım. İçinde çekirdek kalmasın. Şöyle sıyırıyorum elimle. Şimdi biberlerimin hepsini, çekirdeklerini çıkarttım. Ardından buzdolabı poşetlerime yerleştiriyorum. Bu şekilde. İki poşet yapacağım. Çünkü 1 kilo biberim vardı. Salataların yanında ekstradan bir çeşit olarak farklı bir lezzet katıyor tatlımıza. Bu şekilde yerleştirdim. Ardından diğer poşetime kalanları yerleştiriyorum. Şöyle. Havasını iyice aldırıyorum ve ağızlarına bağlıyorum. İşte kırmızı biberlerim hazır. Bunu sonrasında çıkartıp bir gün öncesinden ya da sabahtan çıkartıp içerisine zeytinyağı ve sarımsakla sirkeli sos yapıp kullanabilirsiniz. Çok güzel bir salata oluyor kışın. Afiyet olsun.